Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı finali karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi muhtemel 11 ve takımla ilgili son durumu size aktarmak istiyorum ama tabii ki bugün biraz farklı en azından benim açımdan. Çünkü bugünün yayıncı kuruluşu Aspor ATV grubu olduğu için biz de şu anda sahadayız ve gerçekten şu zeminin mükemmelliğini size biraz göstermek istedim açıkçası. Zaten Türkiye'nin en kalitelisi saha zeminlerinden bir tanesi Trabzonspor'a ait. Bu tartışılmaz ama şöyle yakından biraz daha size göstermek istedim. Gerçekten oldukça kaliteli bir stadyum zemini var. Tabii bu stadyum zemininde önemli de bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Trabzonspor'un bu akşamki karşılaşmaya nasıl bir kadroyla çıkacağı konusunda ise şöyle bir detay verebiliriz. Aslında Abdullah Hoca kazanan takımları çok fazla bozmayı seven bir teknik adam değil. O yüzden son karşılaşmadaki yani Kayseri Spor maçındaki kadronun aynı şekilde sahaya çıkma ihtimalini biraz yüksek görüyorum. Ama belki 1-2 pozisyonda biraz değişiklik olabilir. Onu da şöyle aktaralım. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mönye, stoperde Mendy, stoperde Mendy Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat, Umut Güneş, Barda üçlüsünü bekliyoruz bu kez. Son maça nazaran biraz daha farklı olarak. Sağ tarafta Edin Vişya, sol tarafta Pepe veya ikisi değişkenlik gösterebilir. İleride de Enis Destan'ı bekliyoruz. Son maça nazaran sadece Fontas'ın yerine Umut Güneş'in ilk 11'e girdiğini görüyoruz. O da Fontas hafif bir sakatlık yaşadığı için hafta içerisinde böyle bir değişiklik yaptık. Ama aynı kadroyla da sahaya çıkabilir. Eğer aynı kadroyla sahaya çıkarsa bu kez oyun planında da biraz değişiklik oluyor. Pepe'yi 10 numara pozisyonuna çekiyor Abdullah Hoca. Fontas'ı solda, Vişçe'yi sağda oynatıyor ve Berat'la beraber Bardi'yi orta sahada görüyoruz ikili anlamda. Ama ben ilk saydığım kadronun çıkma ihtimali biraz daha yüksek görüyorum açıkçası. Onu belirtmek istedim. Tabii Abdullah Hoca'nın bu kadro tercihi artık lig sonuna doğru yaklaştıkça akıllara da şu işareti getiriyor. Özellikle Nicola Pepe form grafiğini artırmaya başlayacak mı? Başlarsa bu takımda kalıcı olacak mı? Burası biraz soru işaretleri içeriyor benim adıma. Çünkü yüksek bir rakam kazanıyor tabii Nicola Pepe ve bu rakamlarla Trabzonspor'da devam etme ihtimalini açıkçası ben kendim biraz zor görüyorum. Ama eğer Trabzonspor'da kalacaksa belki fedakarlık yaparak orada biraz değişkenlik olabilir. Yine Paolo Nacho sakatlığını atlattı o ve forma şansı bekleyen isimlerden bir tanesi. Onacho Abdullah Hoca'dan tabii forma şansı bekliyor ama Abdullah Hoca onu bugün 11'de başlatır mı derseniz ben bu ihtimali açıkçası biraz yine düşük görüyorum. Yine Trezeguet sakatlığını tamamen atlatan bir isim. O da teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekliyor. Son maçın kadrosunda da yoktu Trezeguet hatırlayacaksınız ama bu maçın kadrosunda bence Trezeguet yer alacaktır. Yani Abdullah Hoca ilk 11 başlatmıyor sakatlıktan çıkan isimleri. Ama bu maçın kadrosunda yer alacaktır ve maçın gidişatına göre belki ona süre şansı tanıyacaktır Abdullah Hoca. Trezeguet şu açıdan önemli. Sezon sonuna doğru yaklaştıkça Trezeguet'e talipli çıkma ihtimali yüksek ve onun istatistik anlamında tabii istatistiklerini artırması gerekiyor. Belki sezon sonu Trezeguet ile ilgili bir ayrılık durumu da söz konusu olabilir. Yurt dışından veya Suudi Arabistan'dan bir teklif getirme durumu söz konusu. Bu arada futbolcular şuradan sahaya çıkıyorlar. Onu da size bir çekmek istedim. Transferde de aslında çok ciddi hareketlik yaşanıyor Trabzonspor'da ama dış transfer yani yurt dışına transfer ihtimali olan isimlerle ilgili de biraz bilgi vermek gerekiyor sanırım. Bunlardan bir tanesi Enis Destan olabilir. Bu sezon özellikle süre bulduğu maçlarda çok iyi bir görüntü ortaya koydu Enis Destan ve bu artık bir takımın önemli parçalarından bir tanesi olduğunu gösterdi. Belki bu sezon sonunda Enis Destan'ı da bir Avrupa transferi yapabilir. Almanya'dan ve İtalya'dan özellikle kendisiyle ilgilenen bazı takımlar söz konusu. Şura yenilendi şu koridor. Bayağı da güzel oldu bu arada. Şuraya bakın. Tertemiz ve gurur dolu büyük mazi.
Çok çok güzel oldu. Şurada takım, şampiyon takımların ilk kulüp binası. Hepsinin fotoğrafları var. Burayı bayağı beğendim. Burası tabii ev sahibi takımın aslında misafir takım girişine de böyle onları etkileyecek görseller konulabilir belki. Ya çok etkileniyorlar mı tabii ki bilmiyorum ama böyle bir durumda söz konusu olabilir. Transferde zaten Borna Barisic, Draguš ve Lundström isimlerini biliyorsunuz. Borna Barisic ve Draguš hani prensipte anlaşma söz konusu. Burada da varmış bu arada. Özür diliyorum. Şampiyonluklar, Türkiye kupaları, 9 tane var. Bakalım buraya 10.sü eklenecek mi? Draguš, Borna Barisic transferiyle alakalı bir sorun gözükmüyor ama Lundström'la ilgili temaslar devam ediyor. Lundström'ı isteyen yani farklı takımlar da var. Trabzonspor da istiyor. Lundström'ı ciddi şekilde de bastırıyor. 6 numara pozisyonu için tabii Lundström düşünülen bir isim. 8 numara pozisyonu için bugün Hasan da bir haber yaptı. Hamburg'da Benes ismi var ama hem zor bir transfer süreci. Yani oyuncunun bu sezon istatistikleri muazzam derecede iyi. Hem de talipleri çok sayıda var. O yüzden biraz zor bir ihtimal olarak gözüküyor. Ama 8 numara pozisyonu içinde çok yoğun bir arayış var. 10 numara pozisyonunda henüz çok somut isimler yok. Tabii paylaşılanlar var. Haber yapılanlar da var. Görüyorum ben de. Ama ben hani çok somutlaştıramadığım için şu anda herhangi bir ismi paylaşmayacağım 10 numara pozisyonu için. Yine stoper pozisyonu için Kalete Kar'ın ismi geçiyor, telaffuz ediliyor. Trabzonspor'la onun da Lyon kariyeri devam edecek mi, orada kalacak mı? Orası biraz belirsiz ama bugün kupa maçı olduğu için biraz ona odaklanalım. Sonra transfer gündemini yeniden değerlendiriyor oluruz. Bugün tabii Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Trabzonspor taraftarı ceza almıştı hatırlarsanız 4 maç. Ama bugünkü maçı kapsamıyor ve o yüzden gelebilecek olan herkesin bu maça gelmeye davet ediyorum. Hatta Trabzonspor Kulübü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maça ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğrencilerini de ücretsiz olarak almayı kabul etti. Bu da bence önemli bir adım. O yüzden fırsat bulan herkesin bu akşamki karşılaşmaya gelmesini açıkçası tavsiye ediyorum. En azından bu sezonun iç sahadaki son seyircili maçı olacak gibi gözüküyor. Onu da ifade etmekte fayda var. Bu arada transferle ilgili sadece şu anekdotu da paylaşıp toparlayacağım. Trabzonspor özellikle Fransa, Portekiz, İspanya ve Hollanda bu çevrede çok yoğun bir araştırma var. Güney Amerika'yı zaten daha önce söylemiştik. Oradan stoper kanat transferi ihtimali var ama bu diğer bölgelerde de çok yoğun bir araştırma durumu söz konusu. Onları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmaya çalışırız daha fazla detaylandırıp. Ben şimdi bu videonun burada sonuna geliyorum. Dediğim gibi fırsat bulan herkesin bugünkü maça gelmesini tavsiye ediyorum. Hava mükemmel. Stadyum mükemmel. Zemin mükemmel. Bu karşılaşmayı kaçırmayın derim. İnşallah güzel bir futbol izlenir bu akşam. Ama Karagümrük açısından da şöyle önemli. Ligde kalma mücadelesi veriyor olsalar dahi hatta olası bir küme düşme durumunda dahi Avrupa kupalarına gidecekleri için oradan alabilecekleri rakam onların bir sezonluk bütçesine önemli bir bölümünü karşılayacaktır. O yüzden ben Trabzonspor maçına var olan bütün güçleriyle asılacaklarını düşünüyorum açıkçası. Hani lige önem verdi o yüzden yedek kadroyla çıktı gibi bir durum asla bence söz konusu olmayacaktır. Onu da ifade etmek istedim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.